400 metre engelli parkuru. Rezalet. Abartma Mahir. Şu sizin sokaktan Nispetiye Caddesi'ne çıkış. Adamlar 4 yıldır kazıyorlar. Doğalgazı döşüyorlar mı yoksa arıyorlar mı belli değil. Sinirli biraz. Dozerin altında kalıyordu karşıdan karşıya geçerken. Tügen Mahir, biz sizi bekliyor muyduk? Ocak başına gidiyoruz. Hadi siz de gelin. Adamlar bir çiğ köfte yapıyor. Muhteşem. Yok, biz mümkün değil. Kolay gelsin. Yemek mi yapıyordun sen? Hayır. Ne o elindeki kaşıklar? Ha, bu kaşıklar şey için bunlar. Oynamak için. Kaşık oyunu mu oynuyordun? Ne? Silifke. Anlamadım. Silifke'nin yoğurdu. Ah, seni kimler doğurdu? Beni. Çarp bakayım şu kaşıkları. Ne yapayım? Çarp. Olur mu öyle? Bak. Böyle. Öğreteyim sana. Evet. Silifke'nin yoğurdu. Ah, seni kimler doğurdu? Seni... Gel gelsene. Doğuran ana olsun. Ayşe, sen de gel. Silifke'nin yoğurdu. Ayşem, ah, neredesin? Hoş geldin, gel. Buzdolabı. Kapağı. Kapanmıyor. Etler çözüldü, sütler bozuldu. Gel, gel bir tane. Ne oldu ki buzdolabına? Boş ver buzdolabını. Buzdolabında bir şey yok. Ali, ne oluyor? Yoğurt. Silifke. Beni kimler doğurdu? Ayşem, lütfen salla bir şeyler. Uydur. Kurtar bizi, yoksa mahvolduk. Niye? Bizi yemeğe davet ettiler. Vay alçaklar. Ayşem, nereye? Ay Allah aşkına Ali. Figen ve Mahir'le ne derdin var senin? Hiçbir derdim yok. Aslında ben seviyorum ikisini de. Ama bak, görüyor musun? Kapanmıyor işte, bak. Bak. Ben akşam eve geldiğim zaman sosyalleşmek istemiyorum. Baş başa kalmak istiyorum. Sen ve ben. Bazen sadece ben. Aa, o zaman müsaade et de yetişeyim bari onlara. Ayşem, yapma. Nesi varmış buzdolabının? Sebze raflarından bir tanesi kapanmıyormuş. Ona takılıyormuş. Evet, sebzelerin şeyi değil mi, rafı? Pırasanın şeyi çıkınca ucu. Hayatım, kapının... Hazırlan, geç kalıyoruz. Geliyor musunuz? Yok. Bugün Ali'nin teyzesinin oğluna kız istemeye gidiyoruz. Evet, teyzemin kızına. Oğluna. Oğluna kız isteyeceğiz. Ay, senin bu kocan alem valla. Akşama kız istemeye gidecek misiniz? Biz geldiğimizde elinde kaşıklar Silifke oynuyordu. Yok, o şey için. İsteyeceğimiz kızın ailesi Silifkeli. Böyle çalgılı türkülü bir gece hazırlamışlar. Ali de böyle hoşluk olsun diye karşılıklı oynamak için. Ya, yapıyorum ben öyle. Huyumdur. Bir keresinde de hiç unutmuyorum. Dayımın kızına oğlan isteyecektik. Oğlan Bursalı. Ben kılıç aldım, kalkan aldım. Onlar... şey yaparken, İskender yerken benim kuzen var, Selim. Onunla birlikte biz geç... Toparla lafı. Geç kalıyoruz. Budur. Biz sizi tutmayalım o zaman. Hayırlı olsun. Bunu saymayız. Yine geliriz. Çuçu! Ah! Kılıç kalkan demişken bir gün balık yiyelim ha? Olur, olur. Olur. Balık yeriz. Harikaydın bir tane. Bir tane, sen bir tanesin. Harikasın. Ya bu kadar kolay yalan söyleyebilmene ben şaşıyorum. Teyzemin oğluna kız isteyeceğiz. O kadar inandırıcıydın ki ben bile inandım. Ben bile inandım. Bu korkunç bir şey ya. Sen ne kadar kolay yalan söylüyorsun öyle ya.
Şimdi gel tatlı al. Teyzemlere götürmek için mi? İnanılır gibi değil yani. Canım o kadar çok çektik yani dayanamadım. Hadi kap bir çatal da gel. Ne oldun? Ne okuyorsun? Uf, tebeşiri tahtaya sürt daha iyi. Ne oldu? Yok şey. Ay sevmediğini unutmuşum hayatım. Ya Ayşem tavuk göğsü diye tatlı mı olur? Olmaz mı? Olur. Dana budunun üstüne reçel dök o da tatlı olur. İyi ben yerim o zaman ne yapayım? Ayşe yapma tavuk diyorum, göğüs diyorum, tatlı diyorum. Sen aklı başında bir kadınsın yapma. Ayşem o lif lif ben öpemem seni. İyi tamam yemem ne yapayım? Seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum Ayşem benim sağ ol. Çok gerçekten. Aman 40 yılın başı canım bir tavuk göğsü çekti. Onda da sen limon sıktın. Yani bir daha evet tavuk göğsü girmeyecek mi? Niye girmesin Ayşem? Tavuk haline girebilir. Göğsünü gere gere girsin. Ne yapıyorsun? Bizim ev sahibine götüreceğim. Nasıl? Karşı daireye? Evet. Atılmasın günah. Hem hoşluk olur. Taşındığımızdan beri hiç kapılarını bile çalmadık. Ama kiralarını ödedik. Ama bir uğramak da lazım. Hem ev sahiplerimiz hem komşularımız. Ayşem sırf bu yüzden uğramamak lazım. Saçmalama Ali. Ayşem gözünü seveyim yapma. Komşu demek dert demek. Bak atasözü bile var. Ev alma komşu olursun. Hele komşu ev sahibinse daha da şey olursun. Hadi. Ayşem yapma Allah. Dert edecek bir şey yok. Size tatlı getirdik. Afiyet olsun diyeceğiz. Hal hatır soracağız. İki tane yaşlı sevmeyi mutlu edeceğiz. Al şunu. Ben istemem. Ben de. Ama sen tut o zaman. Ben tatlı tutuyorum. Tatlıyı tutan tokmağı da tutar. Ay şunu dedim. Oo hoş geldiniz. Macide bak kimler geldi. Merhaba nasılsınız Ruhi Bey? Aa. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Ben alayım. Yardımcı olayım. Çok iyisiniz değil mi? Geçmiş olsun. Macide Hanım nasılsınız? İyiyiz Ayşe kızım. Evde oturuyorduk. Bir uğrayalım hal hatır soralım dedik. Uzun zamandır sesimiz solumuz çıkmıyor. Biz sizin sesinizi duyuyoruz sık sık. Öyle mi? Evet. Sizin yatak odanız bizim mutfağa bitişik. Ay, ay. Ali. Dedim sana Ali. Kesin o. Duvarlar çok ince. Malzemeden çalmış uyanık müteahhit. O müteahhit ben oluyorum. Ay kusurumuza bakmayın ne olur. Sorun değil. Muhtemelen 14 numaradakiler de bizi duyuyorlardır. O zaman müjdemi isterim. Bir hafta yoklar. Doya doya, bağıra bağıra, çat. Evde bir sorun yok inşallah. Memnunsunuz. Hayır. Çok, çok memnunuz. Çok. Size getirdik. Ah ne zahmet ettiniz. Tavuk göğsü. Ah çok severim. Bak doğru tahmin etmişiz gördün mü? Ah canım gel bakayım sen buraya. Ay bu ne tatlı bir şey. Adı ne bunun? Şamama. Şamama. Ah şamama mısın sen? Şamama. Mama ister misin şamama? Barınaktan mı buldunuz bu şırfıntıyı? Hayır. Fransa'dan getirttik. Kendisi safkan bir pinscher. Bizde de var bir tane. Soysuzun teki. Sokak köpeği manasında ben bazen şey ediyorum. Şamama bir şov köpeğidir. Ne yapıyor? Striptiz mi? Neyse, bize müsaade. En kısa zamanda görüşmek üzere. Size afiyet olsun. En kısa zamanda. İyi günler. Ayşe bu. Çok iyi ettik uğramakla. Bence komşuluk ilişkileri çok önemli. Benim çocukluğumda komşularımızla akraba gibiydik. Ha şurama biraz ovar mısın? Orası İzmit ama orada durum farklı. Aman ne yani? Sizinkiler komşularıyla konuşmazlar mıydı? Konuşurlardı ama genellikle arkalarından. Biz komşularımızla çok eğlenirdik. Gülbahar teyzeler, Sevim ablalar. Sevim ablanın oğlu vardı Ali Rıza. Bütün komşuların bahçelerindeki yabancı otları beraber temizlerdik. Dolu dolu geçmiş çocukluğun. Ne oluyoruz ya? Saat bir. Figen'le Mahir olmasın? Ne yani bizi sabah kahvaltısına davet etmek için mi geldiler? Dur. Hemen açma hırsız olabilir.
Sevgilim, hırsızlar her şeyi çalar ama kapıyı asla. Çok iyi fikir. Hırsızın saçı dağınıksa hemen tararım. Ruhi Bey, hayırdır? Ölüyorum. Ne oldu? Galiba zehirlendik. Eyvah eyvah, Macide Hanım nasıl? Son gördüğümde klozetin üstünde iki büklümdü. Ama size selam söylememi istedi. Aleykümselam. Neden zehirlenmiş olabilirsiniz sanırım acaba? Sanırım tavuk göğsünden. Ama sizin durumunuz iyi. Gördün mü, iyi ki yememişsin. İyi ki verdik onlara. Ben size bir mide ilacı alıp geleyim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ben bir bardak su alayım. Ben hemen gideyim. Yok yok yok, siz bırakın. Ben gider alırım. Hem bana da yürüyüş olur. Aşkım, ne yaptın? Hemen hole taşıyalım. Uyandığında hatırlamaz belki. Siz miydiniz? Merhaba Macide Hanım. Dün gece için çok özür dilerim. Ruhiye Bey nasıl? Daha iyice mi? Hayır. Öyle mi? Ha. Siz nasılsınız peki? Daha toparlanamadım. Bu çiçekler belki sizi toparlar. Sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Bir de grip mi oldunuz üstüne? Yok. Bana çiçekler alerji yapar da. Öyle mi? Ah, bilmiyordum. Tabii canım, nereden bileceksiniz? Verin alayım onları ben. Hayır, gerek yok. Yok yok, verin verin. Vallahi gerek yok. İçim rahat etmez. Lütfen benim. Sallamayın, polenleri etrafa saçılıyor. Benim Ruhi'yle ilgilenmem gerek. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Karşı dairedeyiz, çekinmeyin. Bu benim için artık şahsi bir meseleye dönüştü. Onlara kendimi sevdireceğim. İkisini de öldürmem gerekse bile. Bunu zaten denedim, işe yaramadı. Ama bu sefer bu kek meseleyi kökünden çözecek. Bu kekle de öldüremezsen artık. Ayşem, ben onu gezmeye götürüyorum. Tamam ama söyle kimseyi ısırmasın. O kadının zayıflıktan kemikleri sayılıyordu. Hayvan üstündeki deriyi görmedi, ne yapsın? İtlik etmesin işte. Ne ayıp şey, sana demedi, bana diyor. Bana diyor. Köpeğin yanında söyleme böyle şey. Ablacığım, sen biraz sinirli misin ne? Sevilmemek dünyanın sonu değil ki. Bırak onlar da sevmeyiversinler canım. Herkes beni sever. Lise okul yılında en çok benim hakkımda yazı yazılmıştı. Yazı yazana çikolata ısmarlıyordum. Ayrıca komşularımız da beni severdi. Sana öyle geliyor canım. Söyle. Beni sevmeyen bir tane isim söyle. Murat. Çilli Ayten. Sabahat Hanım teyze, oğlu Ali Rıza. Ali Rıza bana aşıktı bir kere. Ona memişlerini göstermiştim. Sen var ya, dünyanın en büyük yalancısısın. Oğlum. Dodi. Tut. Gelirken ekmek getir. Ama ısırma. Ne taktın sen boynuna? Bu ne? Evladım, sen ne yaptın? Anne ne dedi? Kadını ısırma demedi. Sen kadının parçasını bırakmamışsın. Ha, tut. Burada tut bakayım. Burada tut. Ya, burada tut. Eğer işiniz bittiyse şapkanızı alabilir miyim? Bu sizin mi? Karımın. Balkona astığı çamaşırlardan birkaçı rüzgarda uçmuş da. Çok af. Gülbahar teyzelerin seni salladıkları bile yoktu. Necmiye Hanım teyze de öyle. Sabah teyze seni görünce yolunu değiştiriyordu be. Uydurma. Hepsi beni çok severdi. Hadi canım. Hiçbirisi seni sevmezdi. Kim seni sevmeyen? Bütün hizmet. Ali Rıza dışında ona memişlerini göstermişti. Ya sen hakikaten çok yalancısın ya. Gerçekler acıdır. Yürü Ali. Ev sahibine gitmemiz lazım. Bu meseleyi çözeceğiz. Şu anda beni görmek isteyeceklerini pek sanmıyorum. Niye? Ya söylersem gülersiniz. Söyle söyle, gülmeyiz. Gülmeyiz. Söyle.
Ya bahçede Dodi ile oynuyorum. Tam o sırada. Ama yani tam o sırada. Zamanlamanın böylesi. Ruhi Bey sen in bahçeye. Tam da karısının iç çamaşırının benim kafamda olduğu saniyede. Kafanda dona. Seni don şu an seni. Ben o sırada kafamda şapka olarak şey etmiştim donu. Abla ben sana diyorum eniştem kafayı cinsellikle bozmuş. Anlaşıldı. Bu iş profesyonel bir halkla ilişkilerci olarak benim ellerimden öper. Sempatikliğimi sevimliliğimle birleştirip bu kekle birlikte servis edeceğim. Ve bu meseleyi kökünden çözeceğim artık. Dodi gel oğlum. Dodi buraya gel. Aferin oğlum. Hayır ben o sırada Dodi'den saklıyordum donu kafamda. Ne münasebet başka kadın yok hayatımda. Pes yani anne. Anne ne sapık... Ben de kabahat niye her şeyi sana anlatıyorum ki? Anne niye sapık ol... Hayır Ayşe gayet normal karşıladı. Sen var ya sen... Rezil ettin beni, rezilsin. Hayvan. Hayır anne köpeğe diyor. Bana demiyor Ayşem. Anneme köpeğe dediğini söyle. Anne köpeğe söyle. Anne gitmem lazım. Ayşem ne oldu? Şamama'yla arkadaşlık ettiler biraz. Ne güzel dost olmuşlar işte. Ya dost oldular. Hatta pek bir dost oldular. Hatta kaynaştılar diyebiliriz. Hadi canım sen de. Hem de yeni aldıkları kanepelerinin üzerinde. Eyvah eyvah şimdi kesin kiraya zam isteyecekler. Dodi kalk. Gel oğlum. Ay bu sefer kesin bizden nefret ediyorlar. Kimse benden nefret edemez. Buna izin veremem. Kendimi sevdirmem lazım. Ya boş ver Allah aşkına. Hayır. Ben seni seviyorum yetmez mi? Hayır. Yavrular bizde kalabilir mi? Hayır. Bizi niye çaya davet ettiklerini hala anlamış değilim. Böylece bizi öldürüp konuyu hepten kapatacaklar. Sakın bir şey yiyip içme tamam mı? Ancak önce onlar yerse. Korkuyorum Ruhi. Satıp eve gidelim burada. Aman dur sinirlendirmeyelim. İyi davranmak isterken bile neler yaptılar. Hadi bismillah. Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş buyursunlar. Nasıl sevindik geldiğinize nasıl sevindik anlatamam. Çok. Bu gece bütün yanlış anlaşılmalara bir son vereceğiz inşallah. Bir hata varsa bizdendir. Yok yok esas hata bizde. Yok vallahi yok. Bütün hata bizde. Yok vallahi bizde. Yok en az biz de sizin kadar hatalıyız. Buyurmaz mısınız şöyle? Bunlar arkadaşlarımız Figen ve Mahir. Merhaba. Merhaba. Köpeğinizin başına gelenleri duyduk. Gerçekten fena bir şey. Büyük talihsizlik. Niye talihsizlik olsun? Aşk bu. Akada konar bokada. Kurabiye almaz mısınız? Kendi ellerimle yaptım. İsterseniz önce ben alayım. Müsaadenizle. Ben bir lavaboya kadar. Tabii tabii buyurun. Kontrol etmeye gidiyor. Kesin kontrol etmeye gidiyor. Fayansları, boruları kontrol edecek. Sakin ol Ali'cim. Sakın ters bir laf etme. Gayet düzgün konuş. Nasıl trafik vardı anlatamam. 100 metrelik yolu tam 45 dakikada geldim. Rezalet. Bu trafikte en iyisi ambulans. Hele bir de arkaya ölüm döşeğinde bir hasta atacaksın. Oo değil mi keyfine? Emniyet şerinden nani nani. Figen'le Mahir'in ne işi var burada? Hayatım evlerini kiraladıkları insanların birer psikopat olmadığını anlamaları için... ...bir iki arkadaşımızı tanımaları lazımdı. Sen de bu iş için Figen'le Mahir'i mi uydun gördün? Keyifleri yerinde anlaşılan. İyi. Ben götüreyim ikişer tane tahta kaşık, slivke oynasınlar karşılıklı. Hayatım sen merak etme. Figen'le Mahir bizim hakkımızda iyi şeyler söylüyorlardır kesin. Yok yok haklısınız. Bazen Ali de Ayşe de çok garip olabiliyorlar. Özellikle de Ali. Yok Ali iyidir. Severim keratayı. İyidir, hoştur da bir tuhaftır.
Bahçede olanları size anlattılar mı? Ruhi, lütfen. Ölümü görün anlat. Bu almış Macide'nin donunu takmış kafasına. Ne? Ya. Hatırladıkça hala ellerim titriyor. Rezalet. Evet, çaylar da hazır. Kurabiyelere kimse dokunmamış. Biz yemeğe gideceğiz ya, onun için bir şey yemedik. Etiler'de yeni bir taverna açılmış. Yer ayırttım. Adamlar bir fasıl yapıyorlar, muhteşem. Ay, bize de davet ettiler ama biz öyle fasıl masıl pek sevmeyiz. Ya fasıl hiç sevilmez mi? O nameler, o tınılar. Yani sevmeyiz dediysek öyle değil. Hiç sevmeyiz. Yani öyle üzerine çatal bıçak sesi düşen müzikten hoşlanmıyorum ben. Müziği bıçaklıyorlarmış gibi geliyor. Bu konuda benim tuhaf olduğum söylenebilir tabii. Söyledik zaten. Siz mutfaktayken. Ruhi de kaç zamandır şöyle keyifle sanat musikisi dinlemek istiyordu. Cesaret edip gidemiyoruz bu yaşımızda. Hadi siz de gelin. Hem yer içeriz hem kulağımızın pasını sileriz şöyle. Ah, çok güzel o. Olur ama gelemeyiz. Bir dahaki sefere inşallah. Aa, Ali ile Ayşe'den mi çekiniyorsunuz? Aldırmaz onlar öyle şeyleri. Hayır, aldırırız. Aldırır mıyız? Aldırırız. Ben aldırmam. Ben aldırırım. Geri aldım. Ya şurada ne güzel, hep birlikte eğleniyoruz. Doğru valla. Kalkılır mı bu güzel sohbetin ortasında? Yani tabii eğer gitmek istiyorsanız. Sizin için de bir değişiklik olur. Hadi hadi, geç kalıyoruz. Çuçu. Bunu saymıyoruz. Pazar günü mutlaka sizi yemeğe bekliyoruz. Şöyle keyfimize göre güzel bir ziyafet çekelim, tamam mı? Hadi biz sizi aşağıda bekliyoruz. Kusura bakmayın ama biz gelemeyiz. Yanlış anlamayın ama işin doğrusu... Evet. Biz size pek ısınamadık. Gene de bu gece için çok teşekkür ederiz. Eve güzel bakmışsınız. Banyo fayansları falan harika. Tesisatı da değişmişsiniz. Kurabiyeler de kim bilir ne güzel olmuştur. Hayır hayatım, gelecek hafta olmaz. Cuma günü evde çok büyük bir parti veriyoruz. Cumartesi de evde kalanlar olacak. Ah, keşke pazar günkü programımızı iptal edebilseydik ama... ta bir hafta öncesinden verilmiş sözümüz var. Hayır, bayramın her günü doluyuz. Bir tanem. Efendim? Evde oldukları ne malum? Evde olsalar bile dinledikleri ne malum? Ha, dinleseler bile umurlarında mı acaba? Hayatım, bayramda her günümüzün dolu olduğunu, hatta arkadaşlarımızla tatile gideceğimizi söyler misin? Bebeğim, tamam. Bırak artık, uzatma. Bizi sevmiyorlar işte. Ama neden? Neden? Belki onların neredeyse öldürdüğümüz için. Belki karısının donunu kafama giydiğim için. Belki köpeklerinin namusunu kirlettiğimiz için. Nasıl olur da bir beni sevmez? Ama sen yanlış adama soruyorsun. Benimle oyna lütfen. Lütfen. Bayramdan sonra kimseye söz verme hayatım. 7 gece doluyuz. Vallahi Öncal abi de kusura bakmasın. Ancak Kasım'ın ortasında buluşabiliriz kendisiyle. İsterse köşesinde sitem etsin. Vallahi umurumda değil. İnanmıyorum. Ciddi misin? Hadi canım. 32 liralık ha? 32 liralık çeki karşılıksız çıkmış. İnanmıyorum. Ne diyor? Hadi canım, hadi. Sonra? Bir tanem, sendeki bu bir hastalık. Kendini geç kalma zorunda hissetme hastalığı. Alo, kapatıyorum. Ali cinnet geçirmek üzere. Ha, çok güzel. Kabahati bana at şimdi. Hadi kapatıyorum. 32 liracık ha?
Kapatıyorum, cepten arayacağım. Hadi hoşça kal. Bak gördün mü, dünyanın en basit şeyi. Kapatıyorum, cepten arayacağım. İki kelime çıkıyorum, arayacağım. Bu kadar basit bir şey. Efendim? Müjdat! Ya inanmıyorum sana. Müjdat. Geç kalıyoruz. Sahi mi söylüyorsun? Dalga geçiyorsun ya. Yedi saat röter yapmış hocam. Hayatım iki kelime. Çıkıyorum, arayacağım. Nasıl gidiyor evlilik? Şahane değil mi? Evet, çok çok güzel bir şeydi. İşte. Budur abi. Tamam, çok güzel oldu. Zaten birçok film montaj masasında kurtulur. Anlamadım, ne demek istiyorsun abi? Biraz açar mısın? Tamam. Birçok filmin montaj masasında kurtuldu. Bu tam olarak ne demek abi? Yani bu film benim yönetmenliğim dediği de senin montajınla mı bir şeye benzedi? Bunu mu demek istiyorsun sen bana? Demek istiyorum ki film montaj masasında yapılır. Sinan Çetin bana öyle derdi. Bir de başka ne derdi biliyor musun? Tahmin ediyorum abi. Vasfi bir daha böyle montaj yaparsan ben sinemayı da reklamı da bırakıyorum, televizyon sunuculuğuna başlıyorum derdi. Sinan Çetin'e ben önerdim film gibi yapsın diye. Siz ne zaman çalıştınız abi Sinan Çetin'le? Öğleden sonraları. Sinan Çetin sabahları erken kalkmayı pek sevmez. İstanbul'un tarihi mekanları, 3. ve 4. kasetlerin aktarmaları. Harika, Ne Yani Ama hangi Yani hiçbir şeye benzememiş mi? Yoksa ben beğenmedim ama üzülmesin mi? Ben hiçbir şey anlamadım mi? Hangi Kız Kulesi o kadar uzaktan çekilmiş ki bakıldığında şamandıra gibi gözüküyor. Şamandıra batıp çıkar, Kız Kulesi sabit. İşte siz o kadar kamerayı sallamışsınız ki batıp çıkıyormuş gibi duruyor. Ya Aslı, sen hayatında bir kere bile benim için iki çift güzel laf söyleyecek misin ya? Allah rızası için. Yani bir kere. Yeteneğinize inanmasaydım asistanınız olmazdım. Sinan Çetin teklifini kabul ederdim. Sinan Çetin sana asistanlık mı teklif etti? Evet, sağ olsun Vasfi abi, şu bizim kızı bir gör demiş. Ay Aslı. Of Selim. Selim. Daha saat 2:30. Ben babama söyleyeyim de seni bu kadar çok çalıştırmasın. Malzeme almaya gitti. Baktım iftara kadar dönemez. Ben de öğleden sonra kendime izin ver. İş disiplini budur işte. Tahmin et bakalım İstiklal'de kimi gördüm. Kimi? At bir isim. Al Pacino. Nereden çıktı Al Pacino? Ne bileyim, at bir isim dedin, attım. Kimi gördün? Lale Sungur. Ciddi misin? Lale Sungur. Sen İstiklal'de, koca İstanbul'da 7 milyon insan için o kalabalıkta, ya tesadüfün iğne deliği derler buna. Nereden gör, koskoca İstiklal Emin misin o olduğuna diyor. İşte budur laf. Kesin oydu. Zerre kadar da değişmemiş. Aynı tas, aynı hamam. Şimdi bir dakika ya. Tas aynı hamam aynı diyorsun da, aklıma şey geldi. Siz şimdi böyle karşılaştınız bir şekilde, yani konuşuyorsunuz diyelim. Konuşurken yani herhangi bir şekilde laf dönüp dolaşıp laf lafı açar ya, bir şey derken ne bileyim eskilerden söz eder. Olur da yani geçti mi hiç benden şey edildi mi? Ali ile ilgili bir şey söyledi mi diyor. İşte budur. Söyledi söyledi. Seni sordu. Belgesel çekiyor dedim. Hı? Bir de evlendi dedim. Ne? Evlendi mi dedin? Ha niye böyle bir şey söylüyor? Senin ne üstüne vazife ya? Hayır durup dururken ne alaka? Niye söylemeyeyim ki? Ha niye söylüyorsun evlendiğini? Yani... Olur mu şimdi durup dururken? Ne bileyim ben yani biraz daha şey olacak, böyle mesafe koyacak araya. Kuzen sen zaten menzil dışısın. Daha ne kadar mesafe koyacak ki? Ya he? Ama yani onun açısından bakarsan şimdi... Tamam vaktiyle evlenmemişti ama şimdi evli adam, diyelim karşılaştın bir yerde. Yani evli adama olan... Seninle aynı fikirdeyim. Ben de ilk gördüğümde aynen senin gibi hissetmiştim kendimi.
deli miyiz? Bir sahil kasabasında yaşamak varken böyle şehirde debeleniyoruz. Canım benim. Hoş geldin bir tanem. Çok özledim ben seni. Burnumda tuttum bütün gün. Ne oldu? Aşkın mı kabardı? Ben hep aşığım sana. Aa, ne seyrediyor bizimki? Ne bileyim ben, iyice televizyon manyağı oldu. O sen değil misin? Hangisi? Aa, evet. Benim hakikaten. Şey, 80'li yıllar. Şu yanağından sarkan favorin mi yoksa kulaklık mı? Şey of. Tıraş bıçağının Türkiye'de daha yaygınlaşmadığı dönemler. Bu hatun kim? Hangi hatun? O da, o şey. Okuldan bir arkadaş. Saçını okşuyorsun ama. Ha, niye bu kadar büyütüyorsun bunu şimdi? Sadece paltımı asıyorum. Ama çok aptalca davranıyorsun. Yere mi atayım? Lale. Adı Lale, soyadı Sungur. Üniversiteden bir arkadaş. Selim'le İstiklal'de karşılaşmışlar, 2 dakika konuşmuşlar. Tamam, of ya, of ya. Buna bak, kıskandın mı? Neyi, kimi kıskanayım ben? Neden kimi? Selim'i. Niye? Bekar olduğu için rahatça kızlarla laflıyor diye. Ne demek bu şimdi? Hayır yani nereden icap etti bu? Ne geçti eline bunu söyleyerek? Peki çok ısrar ettin, soruyorum. Neyin nesi, kimin fesi bu kız? Şeyin fesi. Senin benim hayatımla ilgili her şeyi öğrenmen şart mı? Evet. Bir tanem. Ben hayatımla ilgili her şeyi şimdi sana anlatırsam yaşlandığımızda konuşacak bir şey kalmayacak. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ben hayatımla ilgili her şeyi yıllara bölerek anlatayım sana. 70'inde hala konuşacak bir şeylerimiz olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Yattınız mı? Uf, ya ne ya. Aşkım. Hiç meyve kalmamış. Elmayı ne zaman bitirdin? 2 dakika sonra. Nasıl bir şey mi? Ya Aygül bir sizin oradaki markete gidelim diye tutturdu. Kız kardeşinin oturduğu yerde bir market bulamamasına kızını erdiremiyorum ben. Aman ne yapayım, benimle alışveriş etmeyi seviyor. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Tabii her zamanki gibi kendi aldıklarını benim sepetime atacak. Evet, başlıyoruz. Ondan sonra hepsini benim poşetlere dolduracağız. Tam sıra taşımaya geldiğinde çok önemli bir telefon görüşmesi yapması gerekecek. Ve tabii bütün poşetleri yine ben taşıyacağım. Büyük bir ihtimalle çocukluğunuza kadar dayanır bu hikaye. Ya çocukluğumuzda da böyleydik. Her şey benim üzerime yıkardı. Bir tanem, kendini yiyip bitireceğini yüzüne karşı söylesene. Ne diyeceğim? Ne bileyim ben, kelimeleri seçmek biraz zor tabii ama mesela... Aygül, kendi yükünü kendin taşı. Saçmalama Ali, zaten alıngan kız. Böyle bir şey söylersen bir daha benimle alışverişe çıkmak istemez vallahi. Aa, sakın ha, böyle bir şey riske atamayız. Sizin şu manyak kapıcı üzerime hapşırdı. Onların memleketinde bir sevgi gösterisi bu. Adam evli mi? Niye sordun? Bir daha böyle yoğun bir sevgi nereden bulacağım? Hadi hadi yürü gidiyoruz. Deterjan alacak mısın? Alacağım. İyi iyi, bana da lazım. Kendi yükünü kendin taşı. Dört kelime. Bir şey değil. Kendi yükünü kendin taşı. Bu kadar basit. Efendim? Kuzen, bil bakalım yanımda kim var? Lale. Lale mi? Hangi Lale? Bizim Lale? Hayır. Artık sadece benim Lale. Kuzen ya, işin yoksa gelsene. Bir şey içersin, hesabı ödersin, sonra gidersin. Bu kimin fikri? Yani beni çağırma fikri senin fikrin mi, Lale'nin fikri mi? O mu çağırdı? Çağırdıysa nasıl çağırdı? Ne yapıyor dedi. Hala tanıdığım o eski tatlı çocuk mu dedi. Tatlı çocuk dedi. Tatlı, yani tatlı çocuğu nasıl söyledi? Tatlı tatlı mı söyledi? Böyle tatlı bir şey var mıydı? Tatlı bir şey vardı. Çay içiyorduk. Masada kesme şeker vardı. Birazdan dondurma söyleyeceğiz. Gene olacak. Ya bilmiyorum ki şimdi. Yani olmaz, yakışık almaz ya. Ne bileyim, şey olmadı yani, içim şey etmedi. Ayşe... yani... Bilmem ki ya. Olmaz, olmaz. Yok, yok abicim, mümkün değil. Sen bir çay söyle, ben 5 dakika oradayım.
Yani çocuk seni terk etmiş, hala meyvesini sebzesini sen alıyorsun. Bu son abla. Ve de söz, aldıklarımı buzdolabına yıkamadan koyacağım. Vallahi bravo. Yani ilişkinize çok net bir sınır koymuşsun. Haklısın galiba. Ona gidip diyeceğim ki, bundan sonra alışverişlerini yapmıyorum diyeceğim. Ayrıca da sana akşama ıspanak pişirmiyorum, çiğ çiğ ye diyeceğim. Hayatım sen ne yapıyorsun? Yani hiç, televizyona dalmışım. Televizyon kapalı. O kadar dalmışım. Siz alışverişe gidiyordunuz, ne oldu? Ay sorma, bunun ayrıldığı erkek arkadaşı tutuşturmuş eline bir alışveriş listesi, alacaksın bunları diye. Yani delirdim, sinirimden yoldan döndüm. Pes ya, hakikaten pes yani. İnanılır gibi değil. Aşkım Selim aradı, kafedeymiş, bir 5 dakika uğrasana dedi. Hı, o niye gelmiyormuş? Ya bilmem, tam şey ettiremedim. Herhalde, galiba biri mi vardı yanında? Ya iyi madem. Lale. Lale Sungur. Yanında Lale Sungur varmış. Söyledim işte. Tamam. Rahat ettin mi? Ben bir şey sormadım ki. Ama biliyorum aklından geçeni. Nereden biliyorsun? Ay şey yapma gözünü seveyim. Daha dün tanışmış gibi. Ay Ali, Allah aşkına beni yorma. Git Selim'le uğraş. Yani gidersen bozulmaz mısın? Bozulmam tabii. Niye bozulayım ki? İyi tamam, o zaman ben bir 5 dakika gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? Yok istemem. Sen benim gelmemi ister misin? Yok istemem. Ama bence gelsen iyi olur. Ay Ali sen delirtirsin insanı. Sevgilim inan bana, eğer gelirsen ikimiz de daha uzun yaşarız. Niye? E çünkü ben biliyorum başımıza geleceği. Şimdi ben gideceğim geleceğim, sen bana anlatacaksın orada neler olduğunu. Ben de kelimesi kelimesine anlatacağım. Ama sen bir şeyleri eksik bıraktığımı düşüneceksin. Ama gelirsen zaten orada olacaksın, duyacaksın ve bileceksin. Neyi bileceğim Ali? Ne bileyim ben? Ben döndükten sonra başıma kakacağın her neyse. Tamam, geliyorum o zaman. Geliyorum, cidden. Yani gelmem lazım gibi geldi. Sence? Bence. Bence de. Sanki gelmen evet, bence. Yok, evet. E hadi ama, bekliyorlar. Hadi. Ne yapıyorsun aşkım? Üstüme bir şeyler alıyorum. Yok, gerekmez. Böyle olduğun gibi çok güzelsin sen. Hadi bir tanem, gel. Sen kolonya mı sürdün? Ne? Kim? Nasıl yani? Sen kolonya sürmezsin ki. Ne? Ben mi? Bir şey de belki senin için sürdüm, ne biliyorsun? Hadi bir tanem, zaten gidip 5 dakikada döneceğim. Ne? Eve döneceğiz. Hadi. Sen ne zaman evleniyorsun? İnşallah en kısa zamanda. İnan... Bir süredir başladığım bütün ilişkilere bu sefer tamam diye başlıyorum. Bir şekilde arıza çıkarıyorlar ve bir bakmışsın yoklar. Selim. Aa ne haber? Canım. Tanıştırmak isterdim ama adını unuttum. Bak orada. Lar. Selim ve Lale. Merhaba. Aa, Ali'ciğim ne haber canım? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyi. Çok hayret ya. Hakikaten hiç değişmemişsin. Yani değişmişsin tabii de olumlu anlamda şok. Çok şey. böldüm ama ben de Ali'nin kaldığı yatakhanenin müdiresiyim. Çok memnun oldum. Ayşe, benim Ayşem. Bu, sen sözünü etmiştim Lale. Ya ayakta kaldık. Evet. Ayakta siz bu ya sen buyur. Hakikaten bak saçlar da aynı, hiç değişmemiş. Böyle hep uzun. Böyleydi Lale'nin saçları. Böyle uzar giderdi. Öyle mi? Nereye? Ne nereye? Nasıl? Nasıl buldun burayı? Bu biz sık sık geliyoruz buraya işte. Bizim kafe bu. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Garson geliyor, sipariş alıyor. Biz sipariş veriyoruz. Sonra yiyoruz. Hesap ediyoruz, kalkıyoruz. Böyle şey. Kahvaltı da yapıyorlar burada. Omlet var mı omlet? Var. İyi.
Tülay ne haber? Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir menü alayım. Bir menü. Hayır, ben siz... okumak için. Okumak için. Neyse, boş, menüyü boş verin. Ne tavsiye edersiniz? Spagetti sever misiniz? Evet. Ben de. Ama yapmıyorlar burada. O kadar da söyledim. Salata var mı salata? Salata var salata. Neli? Domatesli. Hayır, ben şey anlamında yani... olur ya hani tavuklu, ton balıklı. Ton balıklı, tavuklu. Ali biliyor musun? Lale bir bankaya şube müdürü olmuş. Aa, cidden. Hı hı. Allah Allah. Ne alaka banka? Sen sosyoloji okudun. Ay, ben unutmamışsın ha. Unutur muyum canım? Sosyoloji. Ayşe de şey, bir şirkette müşteri sayısı asistanı. Değil mi hayatım? Doğru söyledim değil mi? Keser misin şunu? Ya ben gidip adam gibi bir salata söyleyeceğim. Bu kız karışık bir şey koyacak şimdi önümüze. Ben de seninle geleyim. Geldim. Aa! Ne oldu ya? Ben bir kere müşteri bilmem nesi asistanı değilim. Müşteri ilişkileri direktörüyüm, tamam mı? Ciddi misin? Ve bizi tanıştırmayı unuttun. Ya pardon, çok özür dilerim ama dur bir kafamı toplayayım. Ha, kafan dağıldı demek. Ben senin o kafanı bir güzel dağıtırım, görürsün. Sevgilim ne yapayım, baskı altındayım burada. Bir yandan Selim, bir yandan Lale, bir yandan sen omlet omlet diye tutturdun. Bunaldım ya. Sen bana gel dedin. Ben tahmin etmedim ki senin peki diyeceğini. Aferin sana. Ya çok affedersin, kusura bakma. İnan ben o anlamda... Dokunma söyleyeyim. Bana. Ne oldu şimdi, ne yaptım ben? Sosyoloji ha? Sosyoloji. Tebrik ederim. Vay 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 vay. Sosyoloji. Ne oldu? Sos mu dediniz? Ton balıklı tavuklu salataya mı? Hayır, biz sosyoloji dedik. Ha, ondan yok. Ne varsa ondan getir sen. Nedir şimdi yani, mesele nedir? Benim bir kadınla konuşuyor olmam mı? Hayır, beni de buraya getirip bunu seyrettiriyor olmam. Yahu ben sana inanamıyorum. Cidden inanamıyorum sana Ayşe ya. Ya geldik şurada keyifle bir iki bir şey içeceğiz, sohbet edeceğiz. Hem bana sürekli dersin hafta içi hiçbir yere çıkmıyoruz diye. Al işte geldik. Seni var ya şuracıkta boğabilirim yani Ali. Tabii, ne zaman istersen. Neydi, senin beden kaçtı Benton. Şey rengini desen, ne renk olsun? Kuzen iki dakika bir gelsene, sana bir şey soracağım, gel. Tamam, pardon. Ya kusura bakma biraz. Yok yok, ben seni gayet iyi anlıyorum. Sen iyi bile dayandın. Ben olsam çoktan boğazlamıştım. Yani ben ilk defa Ali'nin eski bir kız arkadaşıyla tanışıyorum da. Ne? Canım saklamana gerek yok. Filmi gördüm, o senin saçını okşadı. Ben onu tamamıyla unutmuştum. Ama o film icabıydı. Biz Ali'yle hiç sevgili olmadık. Peki o bunu biliyor mu? Bilmem. Çok tatlı bir çocuktu. Ben de onu çok severdim. Ama ben esas Murat diye bir çocuk vardı. Ona aşıktım. Ve sabah akşam onu düşünürdüm. Ve onu gördüğüm zaman elim ayağım birbirine karışırdı. Ben de hayatımda bir kez biri için bunları hissettim. Hmm. Peki nerede olduğunu merak ediyor musun? Etmiyorum, biliyorum. Şu anda barda ve muhtemelen senin hakkında konuşuyor. Ya işte yine de ne olursa olsun insan eski günleri unutamıyor. Bana bir Ali deyişi vardı, hiç unutamam. Nasıl diyordu bakayım? Ali. Vay be. Demek herkes sana Ali derken o da sana Ali diyordu. Sen de hayret bir şey ya. İstanbul'da 4 milyon tane kız varken gittin tek benim çıktığım kızı buldun. Yahu evlendin, bartlandın sen. 4 milyon da bana kaldı. Serbest piyasa diye bir şey var. Benim hisselerim sürekli yükselişte. Kabul et, senin tahtan da kapandı. Hele benim için özeldi. Senin hayatında olup da özel olmayan bir şey var mı Allah aşkına? Ben ona şiir bile yazmıştım. Sen bizim bahçedeki meşe ağacına bile şiir yazdın. Üzerine konan serçeğe bile. Bana bile yazdın be. Belki de Ayşe haklı, bilmiyorum. Belki de benim sorunum seni kıskanıyor olmam. O zaman gönlünü ferah tut. Bundan sonra seni kıskandırmayacağım. İyi edersin. Lale ile yediğim haltları bundan sonra anlatmayacağım. Öğrenemeyeceksin. Bugünkü rezilliğim için birden ona kadar kaç verirsin sen bana? 73. Ya bazı konularda takıntılıyım ben, biliyorsun. Bazı mı?
Ama ne oldu işte, 5 dakika görüştük gittik, neli olduğu belli olmayan bir salata yedik, bitti gitti. Bana biraz mesafeliymiş gibi geldi, sana da öyle geldi mi? Of. Hayır yani takıldığımdan değil de, ne bileyim ben, yani sanki benim onu gördüğüme, o benim onu gördüğüm kadar mutlu olmamış gibi öyle bir şey hissettim. Yani? Yani ne bileyim, bir zamanlar benim için çok fazla şey ifade eden birine ben şimdi hiçbir şey ifade etmiyor muyum yani? Körsün sen, kör. Niye? Korkuttun kızı tabii ki mesafeli olacak. Korkuttun mu? Evet. Üniversitede sana deli gibi aşıkmış bu kız. Seni görmek için ta nerelerden geliyor, sen ne yapıyorsun? Yani dünyalar güzeli, karınla birlikte gidiyorsun yani. Kız ne yapsın? Şu beni avutmaya çalışırken kendine pay çıkarman yok mu? Ben bitiyorum sana. Ya bir şey soracağım. Siz hani biz bara gittiğimizde baş başa konuşurken benimle ilgili bir şey söyledi mi? Ay Ali, içim bayıldı bu konudan. Ama dedim sana ben takıntılıyım diye. Of. Kelimesi kelimesine bilmek istiyor musun? Evet. Kelimesi kelimesine, noktasına, virgülüne kadar, tonlamasına kadar her şeyi. Peki. İşin gerçeği. Evet, için gerçeği, gerçeği. İşin gerçeği, bu kız sana okulda deli gibi aşıkmış. Anladığım kadarıyla hala da kurtulabilmiş değil. Allah. Vallahi. Belli. Ben dedim. Kız mesafeliydi. Ne yapsın? Yaralı. Bir de ben dünyalar güzeli karımla karşısına çıkınca. Seninki de acımasızlık yani. Evet. Yani şimdi belki ömür boyu ben onun canını acıtacak bir varlık olacağım. Evet. Varlığın bazen acı verici olabiliyor hayatım. Hı. Ama sen çok şanslısın. Yani her ne kadar onu gördüğüme memnun olmuş da olsam, senin korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir zaman da olmayacak. Biliyorum.